Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Civilizations 2 Conquerors 2 Britanya İmparatorluğu Formlama serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün abi önümüze gelene koyacağız Afrika'daki bütün devletlere, hemen hemen hepsine yapmamız gereken bütün savaşları gerçekleştirerek artık o hayalimizdeki büyük devleti kurmaya çalışacağız. Tabii ki de bu bölümde kuramayız ama en azından Afrika ayağını bu bölümde birazcık halletmeye çalışacağız. Çünkü uzuyor seri gitgide. Daha da uzayacaktır zaten. 10 bölüme kadar çıkacaktır yüksek bir ihtimalle. Osmanlı serisi gibi. 10 bölümden sonra artık belki bitiririz. Belki 10. bölüm, belki 11. bölüm. Yakın bir zamanda kurarız. Bizi en çok zorlayacak yer tabii ki de Hindistan. Çünkü Hindistan'da bayağı bir devlet var. Bu arada dostlar, geçenki bölümlerde Hindistan tamamını yapmamıştık. Hindistan'ın tamamı gerekmiyordu Britanya İmparatorluğunu formlamak için. Ve bu bir hataydı dostlar ve bunu bu bölümde düzelttik. Şimdi Hindistan'ın tamamı gerekiyor artık. Ve şurada Rusya'da bir eyalet vardı. Normalde olmaması gereken ama bizim yine yanlışlıkla koyduğumuz. Onu da düzelttik, onu da aldım. Ve şimdi dostlar, şu gördüğünüz Büyük İmparatorluğu formlamak için bu bölümde de yine adımlarımızı atacağız. Peki şimdi ne yapalım abi? Şimdi videoya girmeden önce birkaç tur geçtim ve Kastilya bize savaş ilan etti. Dolayısıyla şu anda birazcık Kastilya ile uğraşıyoruz. Barış Antlaşması'nı da kabul etmiyorlar. Vallahi abi, o zaman kabul etmiyorlarsa kendileri bilir. Askerimizi basar, üzerlerine yürürüz. Şimdi hemencik askerlerimizi basalım. Birleşik Krallığın güneyinden. Yani kendi topraklarımızın güneyinden birazcık şuralardan ordu basalım. Kastilya'ya şöyle bir çıkarma yapalım. Belki de vasalımız haline getiririz. Hiç belli olmaz. Tabii ki de topraklarını almam bize gerekmiyor çünkü, ama vasalımız haline getirirsek şöyle Kastilya gibi güçlü bir vasal hiç fena olmaz. Çok güzel olur. O yüzden dostlar, Kastilya madem bizim barış teklifimizi kabul etmiyorsun, o zaman gazabımızla yüzleşecek abi. O yüzden hemencik askerlerimizi basıyoruz ve Kastilya'ya adalet dağıtmaya, yargı dağıtmaya gidiyoruz abi. Bas bakalım orduları. Güzel. Bu kadar yeterli. Hepsini Londra'da topla. Askerlerimiz yargı dağıtmak için hazır abi. Şimdi hep beraber yargı dağıtacağız. Çok güzel. Evet. Tamamını Londra'da topladık. Toplamda ne kadar asker oldu? Şöyle bir 91 bin askerimizle Kastilya'ya, Gijon'a yargı dağıtmaya gidiyoruz. Yargı dağıtma işlemi Gijon'dan başlıyor dostlar. Hemen Gijon'a ilk askerlerimiz çıksın. Evet, güzel. 70 bin askerimizle devam edeceğiz dağıtmaya. 20 bin buraya yolla, 25 bin buraya yolla, 25 bin de Leon'a yolla. Gayet güzel. Bakalım. Evet, yine bir sıkıntı çıkmadı. Yargı dağıtmaya devam. 3000 buraya yolla, birazcık daha az yollayacağım oraya. 6000 buraya yolla, 6000 de Orense'ye yolla. Hemen Zomere'ye 17000 asker, 19000 asker de Valladolid'e girip artık başkentlerine de yargı dağıtacağız abi. Evet, Kastilya'ya şu anda yargı dağıtılıyor, dağıtılmakta olan. Evet, ilerliyoruz, çok güzel. Kastilya'yı da basalımız yaptıktan sonra diplomatik açıdan elimiz çok güçlenecek. Artık dünyanın korktuğu bir devlet, zaten şu anda da dünyanın korktuğu bir devletiz ama artık daha da dünyanın korktuğu, iyice tırstığı bir devlet olacağız abi. Tabiri caizse dünya bizden tırsacak. Hemen Kastilya'nın son toprağını da almak için, yani Mursiya'yı da almak için askerlerimizi yollayalım. Bu arada dostlar, ezan okunuyor. Ben şimdi videoyu durdurayım ve ezan okunduktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Videoyu durdurmadan önce ben şuradaki savaşları vesaire görmemiştim. Burada bayağı bir devlet bize savaş ilan etmiş. Özellikle de Portekiz Krallığı savaş ilan eden devletlerden önemli bir tanesi. Hemen bununla bir barış antlaşması isteyelim. Bu kimmiş? Granat Emirliği. Aynı şekilde bununla da isteyelim. Ama dur, Granat Emirliği'nden toprak alacağız. Bizim orada Malta toprağımızı aldı. Bunu geri iste tabii ki de. Biz kimseye toprak vermeyiz oğlum. Koskoca Birleşik Krallığız yani burada. Sen kimsin Birleşik Krallık'tan toprak alıyorsun? Fas da bize savaş açmış. Tamam, bunda da iste barışı. Evet, şimdi biz yargı dağıtmaya devam edelim. Zaten yargı dağıtacak toprak kalmadı ki. Şöyle bir tur geçelim bakalım. Evet abi, Malta'yı Granada'ya vermiş olduk. Malta bize gerekiyor muydu peki? Şöyle bir bakayım, gerekiyordu değil mi? Evet, gerekiyordu. Neyse abi, ileride Granada'dan alırız Malta'yı da, kendi topraklarını da alırız. Kastilya'nın şu anda hangi toprağı kaldı ona bir bakıyorum. Buradaki Mursiya kaldı başka. 11 tane eyaletleri var. Dolayısıyla Amerika'da mı vardı? Aynen, kolonileri var bunların Amerika'da. O zaman hemencik Amerika'ya da yargı dağıtalım. Biraz da Amerika'ya yargı dağıtalım. Gerçi şu anda yıldızımız eğer Kastilya'yı vasalımız haline getirmek için yetiyorsa şu anda savaşı bitirebiliriz. Evet, 58 fazlasıyla yetiyor. Savaş tazminatı da istiyorum hatta. Tamam diyorum. Yolluyorum ve dostlar, dünyaya Kastilya'yı vasalımız yaparak bir kez daha gücümüzü göstermiş bulunuyoruz. Bize savaş açan, aynı anda savaş açan 5 devlete de böylece yanıtlarını vermiş olduk diyebiliriz. Güzel oldu bu. Evet, artık Kastilya'da bizim vasalımız.
Kendileri bize savaş ilan etmeyi tercih etti. Barış yolladık, kabul etmedi. Ve kendi tercihlerine göre de bir seçim yapmak zorunda bıraktık onları ve vasalımız haline getirdik abi. Güzel bir savaş oldu. Şimdi sıradaki hedefimiz, videonun da başında söylediğim gibi, bu bölümde biraz daha Afrika'ya artık yürümeye başlayacağım. Ve şimdi Afrika'ya yürümenin tam sırası. Bu arada enflasyon çıkmış ülkede. Hemen mallar, yatırımlar yine verelim. Oyunda enflasyon çıkınca gelir çok hızlı bir şekilde azalıyor gerçekten. O yüzden enflasyon çıkar çıkmaz hemen bir yere para harcamak gerekiyor. Ya asker basacaksın, ya mallara, ya yatırımlara para vereceksin. Ya araştırmaya para vereceksin. Bir şekilde o parayı yok edeceksin ki boşu boşuna gelirin azalmasın. Oradan bir gelir kaybı yaşama. Bizim buralarda askerimiz kalmış mı? Var. Gayet güzel. Şurada bir tane devlet var abi. 3 tane eyaleti ve şu eyaleti bize gerekiyor. Hemen buradaki 10.000 askerimizi o eyaleti almak için seferber edelim. 2000 buraya yolla. 2000 buraya yolla. Asker yetmezse birazcık asker de basarız. Sıkıntı olmaz. Zaten yine Afrika'nın ücra köşesindeki adı bilinmeyen güçsüz bir devlet. Koskoca Birleşik Krallık, hatta müstakbel Britanya İmparatorluğu karşısında pek bir şansları yok. O yüzden kafamız rahat bir şekilde savaşımızı ilan edebiliriz. Yine de bizim tedbirimiz olması açısından şuralarda doğru basıyorum. En azından askerlerimiz gelene kadar. Yani şu anda fazlasıyla yeterli ama dediğim gibi garantilemek için abi galibiyeti. Bu arada buraya savaş ilan etmeyeceğiz. Buraya gelsinler. Aynen, güzel. Çok güzel. Bir kez daha bas şurada. Tamam, bence bu kadar artık yeter. Savaşımızı ilan edelim ve Butuva Krallığı'na da aynı şekilde yardımımızı dağıtalım abi. Kastilya'yı vasalı yapan devletin hani Butuva Krallığı ile savaşması bile bir hakaret ama topraklar bize gerekiyor abi. Hemencik bir tane toprağı alacağız. Diğer ikisini de almayıp bu devleti vasalımız haline getireceğiz. Yine aynı bizim taktiğimiz. Evet, vasallaştır. Savaş tazminatı da al. Yolla bakalım teklifi. Güzel. Tamamdır. Çok güzel abi. Bu devletten de almamız gereken toprakları aldık. Hatta dostlar, ben şu eyaletleri, şunu ve şurada görünen 3 eyaleti bu vasalımıza vereceğim. Çünkü bunlar bize gerekmiyor. Hem de bizim vasalımız bize bağımsızlık bildirgesi verebilecek kadar güçlü bir devlet de değil. Kafamız rahat bir şekilde şunları verebiliriz sanırım. Biz vereceğiz abi. Bir dakika, hangisiydi? Bir de şurada bir tane eyalet vardı. Bakıyorum. Aynen, tamamdır. Aklımdaki eyaletmiş. Hemen şimdi şuna bir ticaret talep et. Ben sana dostum birazcık eyalet vereceğim şimdi. Şu 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 ve şu eyaleti sana hiçbir şey istemeden veriyorum. Al bunları. Güle güle kullan diyorum. Ve Britanya İmparatorluğunu formlamak için artık Güney Amerika'da bize gereken toprakların hemen hemen tamamına sahibiz diyebiliriz. Sadece şurada bir tane eyalet kaldı. O da zaten Benin'in. Aynen, Benin İmparatorluğu'nun toprağı. Yakında zaten Benin de yargı dağıtılacak ülkelerden bir tanesi. O yüzden Benin'in de sonu yakın diyebiliriz abi. Benin için birazcık daha büyük bir ordu toplamamız gerekecek büyük bir ihtimalle. Adamlar 104 eyalette ve Afrika'da kurulmuş bir devlet olarak, hem Kuzey Afrika'da hem de bu civarda kurulmuş bir devlet olarak 104 eyalette 9. sıradalar ki bu büyük bir başarı. Demek ki abi topraklarının ekonomisinin nüfusunu iyice güçlendirmiş, yatırımını iyi yapmış, stratejisini iyi izlemiş ve kendini güçlendirmiş abi. O yüzden tebrik ediyoruz onu. Şimdi hemencik ona savaşımızı ilan edeceğiz ve bu bütün emeklerini bir anda çöpe atacağız. Buradaki askerlerimizi sildim. Daha kalabalık eyaletlerimizden daha büyük sayılarda ordu basarak bunlara savaşımızı ilan edeceğiz dostlar, Benin İmparatorluğu'na. Bu arada paramız eksiye düşmüş. Hemencik yine yatırımlara ve mallara verdiğimiz parayı kestik. Yapmamız gereken tabii ki de asimilasyon işlemleri var. Şöyle bir zaten eyalet istikrarına baktığımızda yüksek bir ihtimalle eyaletlerimizin büyük bir kesimi, büyük bir kısmı asimile edilmemiştir. Çünkü bayağıdır savaşlardan çıkıyoruz ve hiç asimilasyon yapmadan direktmen geçiyoruz bir dahaki savaşa. O yüzden yapmamız gereken asimilasyonlar var. Hemen bunları bir halledelim. Tabii ki de hepsi Afrika'da olduğu için çok da fazla para isteyecek asimilasyon işlemleri değil. Evet, bunlar sayılmıyor bile yani, o kadar. Siz düşünün artık gerisini. %62, %71, %72, %72. Şöyle bir %80'lere kadar çıksa bence yeter. 76, 78, 78, 80, 81, 81, 82, 83, 83, 85. Tamam, bence bu kadarı yeterli. Gerisini de zaten zamanla yaparız abi. Bir sıkıntı çıkmaz. Birleşik Krallık olarak dostlar Britanya İmparatorluğunu formlamak için gerçekten dev adımlar atmaya devam ediyoruz. Ve şimdi hemen istihdam edilebilir nüfus ekranını açıyorum. Ve gerekli askerleri Benin'e yargı dağıtmak amacıyla basmaya başlıyorum dostlar. Ve yakın bir zamanda, çok yakın bir zamanda çok çok büyük bir şöyle nüfus yatırımı gerçekleştireceğiz. Neden? Çünkü ülkede adam kalmadı abi. Savaş ilan edeydi de o savaştan bu savaşa atlaya 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 ülkede adam sayısını bitirdik.
Dolayısıyla ülkede savaşacak insan kalmadı. Gördüğünüz üzere en yüksek asker bile en fazla 6652 askerle bu bölgeden çıkıyor. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi artık birazcık nüfusa yatırım yapmamız gerekecek. Tabii ki de ben bunu bir dahaki bölümde videoya girmeden önce hallederim sizleri sıkmamak adına. Tabii ki bu mallar, yatırımlar vesaire işlemleri biraz sıkan işlemler. O yüzden oraları videoya girmeden önce hallederim ben. Siz merak etmeyin. Videoya girdiğimizde yine bir süper güç olarak devam ederiz yani. Evet abi, şimdi birazcık daha asker basacağız. Güzel. Buradaki eyalette yalnız bayağı bir nüfus varmış. Cennet çıktı abi orası. İyi ki almışız orayı. Zaten formlamak için de gereken eyaletlerden bir tanesiydi. Evet, güzel. Asker basmaya devam. Ülkedeki adam sayısını bitirmeye devam. Tabii sömürgeciyiz abi. Kendi halkımızı da sömürüyoruz. Tabii Birleşik Krallık sömürgeci devletlerinin en büyük örneği. Evet, bu kadar yeter mi? Kaç asker oldu? 149.000. Tabii ki de yetmez. Birazcık daha basacağım. İstihdam edilebilir nüfus. Hemen o yalnız o toprağı bayağı bir sömürdük abi. Yani şuraya baksana. Oradaki adamların artık yiyecek bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun yani. Bayağı sömürdük oraları. Kendi topraklarımızı da sömürüyoruz. Evet, Bordo'dan da bastık askerimizi. Gayet güzel. Yatırımımızı yaptıktan sonra, tabii ki de nüfusa yatırımımızı yaptıktan sonra çok daha büyük ordular basabileceğiz. Bir eyaletten gelecek ordu sayısı çok daha fazla olacak. Bu arada dostlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü gerçekten de kanalın abone sayısı izlenme sayısına göre bana düşük geliyor. Bilmiyorum yani, bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama sanki biraz düşük gibi. Hani her videoda en az bir günde 1500 görüntülenme, 2 günde 2500 civarı görüntülenme alıyoruz ama kanalın abone sayısı 3700. Ya kanalımızın aboneleri kanalı hiç terk etmiyorlar, hepsi gelip her videoyu izliyor, ya da dostlar izleyenler abone olmuyor. Eğer izleyenler abone olmuyorsa abone olmanızı şiddetle öneririm abi. Güzel bir kanal inşallah. Yakında yeni bir bilgisayar aldığımda daha da güzel bir kanal haline gelecek. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın abi. Bildirimleri açarak da videolarda erkenden haberdar olabilirsiniz. Yine Discord sunucumuza gelerek de videolarda erkenden haberdar olabilirsiniz. Devam ediyoruz asker basmaya. Benim imparatorluğunu da yok etmek için artık bence her şeyimiz hazır. Bu kadarı da yeterli diye düşünüyorum. Arkada da birazcık paramız kalsın. Şimdi askerlerimizin tamamını bir yerde toplayalım bakalım. Tamamını ben Londra'da toplamak istiyorum. Hatta Afrika'daki devletleri bile getireceğim. Veya devletleri nereye getiriyorum oğlum? Askerleri bile getireceğim. Evet, Afrika'daki devletleri tabii ki de getirmeyeceğiz buraya. Hepsini Londra'da toplayalım bunların. Buralarda da bayağı bir ordu basmışız. Güzel. Neden Londra'da topluyorum? Çünkü başkentimiz cephanelik falan filan inşa eder. Orada askeri bakım ücreti biliyorsunuz biraz daha az oluyor cephanelik vesaire inşa edince. Hatta hemen şimdi yoksa inşa edelim. Cephanelik aynen. Pardon, ikmal kampıydı, özür dilerim. Cephanelik asker basma fiyatını azaltıyordu. Evet, ikisini de inşa ederiz abi, sıkıntı yok. Sonuçta başkentimiz yani her şeye layık bir kent Londra. Yolla bakalım. Hemen Afrika'daki askerlerimizi de getirelim. Burada varmış biraz başka. Aynen şurada zaten şu yoğun derecede sömürdüğümüz topraklar. Hemen oraları da bir halledelim. Topla hepsini. Güzel. Burada da var yine askerlerimiz. Bunları da topla. Gayet güzel dostlar. Buradan da bayağı bir asker geliyor. 87.000 askerimizle yine Londra'ya gönderiyoruz. Fakat bir yerlerde daha askerlerim olsa gerek. Çünkü 300.000 askerim olması gerekirken şu anda toplam bir 250.000 falan ediyor. Başka nerede askerim var? Bir ordu haritasına bakalım dilerseniz. Bunlar aynen şurada da bir 11.000'lik ordumuz varmış. Bunu da yolla hemencik Londra'ya. Gayet güzel. Evet, başka nerede böyle yoğun sayıda askerimiz var? Başka da pek bir yerde yok gibi görünüyor açıkçası. Şöyle bakıyorum. Fazla da bir şey bulamıyorum. Ha, şurada 9.600 var. Bunu da yolla hemen. Da gelsin. Burada 2.700 var. Yolla. Tamam, başka bir yerde kalmadı herhalde artık. Burada da varmış yine birkaç tane. Askerlerimiz bayağı dağılmış abi. Bir dahaki bölümün başlangıcında bunları bir araya toplayayım, getireyim de daha düzenli bir başlangıç yapalım bir dahaki bölüme. Çünkü çok karışıkmış gerçekten de. Askerlerimin durumundan hiç haberim yoktu benim. Burada da varmış yine. Bunların tamamının toplanmasını beklemek birazcık zamanımızı alacak. Evet. Başka da sanırım yok. Buralarda ufak tefek ordular vesaire var. Tamam, bu kadarı yeterli abi. Evet. Bence dostlar artık bu bölümde burada bitirebiliriz. Güzel bir bölüm oldu. Bir dahaki bölümün hemen başında Benin İmparatorluğu'na da savaşımızı ilan ederim dostlar.
Şimdilik benden bu kadar dostlar. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, kanala katılarak bizlere destek olabilir ve Discord sunucumuza, az önce söyledim lan, aynı şeyi iki kere söylüyorum abi, Discord sunucumuza katılarak hemen haberlerden erkenden haberdar olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.